Bugün günlerden 9 Haziran Cuma. Saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı haftaya bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Yükseköğretim Kurulu tarafından verilen Engelsiz Üniversite ödülleri kapsamında Ege Üniversitesi 3 nişan ve 9 bayrak ödülü aldı. Ege Üniversitesi Engelsiz Program nişanı alan 4 üniversiteden biri olurken kazandığı 9 bayrakla ulusal düzeydeki başarısını sürdürdü. Ankara'da düzenlenen törene katılan Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, ödülü YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'ın elinden aldı. Engelli bireylerin eğitime entegrasyonu ve kampüs yaşamına uyumuna yönelik sürekli çalışma içerisinde olduklarını belirten Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, üniversitemizde engelli bireylerin eğitim öğretim, araştırma geliştirme ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımını önceleyen, engelsiz bir ekosistem oluşturmak için yoğun gayret gösteriyoruz diye konuştu. Özbekistan Andijan Devlet Üniversitesi ile Ege Üniversitesi arasında biyoloji lisans programı alanında çift diploma anlaşması imzalandı. Uluslararasılaşma hedefi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarla Türk yüksek öğretimine örnek uygulamalar kazandıran Ege Üniversitesi, çift diploma programlarının sayısını da arttırmaya devam ediyor. Ege Üniversitesi ile Özbekistan Andijan Devlet Üniversitesi arasında biyoloji lisans programı alanında çift diploma anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan Rektör Profesör Dr. Necdet Budak, program faaliyete geçtiğinde öğrenciler ilk iki yıl Andijan Devlet Üniversitesi'nde %30 Türkçe, %70 Özbekçe, son iki yılda ise Fen Fakültesi Biyoloji bölümümüzde %100 Türkçe eğitim görecekler. Mezun olan öğrencilerimiz biyoloji lisans alanında uluslararası çift diploma almaya hak kazanacaklar. Uluslararasılaşma çalışmalarımız kapsamında Türk Cumhuriyetleri ile işbirliklerimiz artarak devam ediyor dedi. Birleşmiş Milletler tarafından dünyadaki habitatın ve biyoçeşitliliğin korunmasının önemine dikkat çekmek amacıyla her yıl 5 Haziran tarihi Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor. Ege Üniversitesi'nde bilim dünyasına yönelik örnek çevre dostu çalışmalar yürütülüyor. Bölgenin ilk, Türkiye'nin en köklü yüksek öğretim kurumlarından olan Ege Üniversitesi'nde bir yandan Birleşmiş Milletler'in belirlediği sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda hazırlanan yenilikçi projelerle topluma katkılar sunulurken diğer yandan da akademiye ve bilim dünyasına örnek çevre dostu çalışmalar yapılıyor. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Necdet Budak, dört mevsim yeşil kampüs ve sürdürülebilir üniversite konsepti hedefiyle pek çok çevre dostu çalışmaya hayata geçirerek hem üniversitemizin hem de toplumun geleceği için büyük gayret sarf ettik. Çevre bilincini yaşam felsefesi haline getirerek öğrencisinden çalışanına bir kültüre dönüştürdük. Dünya Yeşil Üniversiteler Green Metric sıralamasında dünyada 108. ülkemizdeki devlet üniversiteleri arasında 4. sıraya yükseldik diye konuştu. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerindeki yükselişini sürdüren Ege Üniversitesi, Time Higher Education Etki Sıralaması Impact Ranking 2023 sıralamasında Türkiye'nin zirvesinde yer aldı. Dünya Üniversiteleri Sıralama Kuruluşu Time Higher Education Etki Sıralaması Impact Ranking 2023 sonuçları açıklandı. Yapılan sıralamada Ege Üniversitesi aç son, sorumlu tüketim ve üretim, karasal yaşam alanlarında önceki yıla göre büyük bir başarıya imza atarak Türkiye'de ikinci sıraya yükseldi. Birleşmiş Milletler'in belirlediği 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi kapsamında yapılan ve yükseköğretim kurumlarının eğitim alanındaki çalışmaları ve topluma yönelik katkılarını değerlendiren sıralamada Ege Üniversitesi dünya puan ortalamasının üzerine çıkarak hem uluslararası hem de ulusal düzeyde büyük bir başarıya imza attı. Sıralamanın önemine değinen Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, kalkınma hedeflerini temel alan etki sıralamasının bu seneki sonuçlarına göre üniversitemiz önemli bir sıçrama gösterdi. Donanımlı akademik insan gücü, kaliteli eğitim öğretimi, araştırma ve geliştirme ekosistemiyle başarısını bir kez daha ortaya koydu diye konuştu. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budan koordinatörleri arasında yer aldığı proje Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye uygun bulundu. Projede NEETs olarak adlandırılan ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin tohumculuk sektöründe eğitilmeleri ve istihdam edilmeleri amaçlanıyor. Yürütücülüğünü Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doçent Doktor İsmail Can Paylan'ın yaptığı proje kapsamında üniversitelerin Ziraat Mühendisliği, Doğa Bilimleri ve Biyoloji bölümleri mezunlarına verilecek eğitimler sonucunda istihdam sağlanacak. Avrupa Birliği bu proje çağrısı kapsamında Türkiye'ye yaklaşık 17 milyon Euro'luk bir bütçe desteği sağlıyor ekibinde yer aldığı projenin desteklenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Profesör Doktor Budak, projemizle hem ilgili bölümlerden mezun olan öğrencilerimizin istihdamları sağlanacak, hem de sektöre hizmet veren firmalar yetişmiş eleman ihtiyaçlarını karşılayacak dedi. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle mutlu günler dileriz.